Herkese merhaba ballarım, kanalıma hoş geldiniz. Köşem nerede? Alaçatı'da bir köşe, kafamda da gerçekten yılın tavşanı ödülünü aldım. Alaçatı'da bu yüzden bulunuyorum. Şaka bir yana arkadaşlar, Alaçatı'ya geldim. Daha doğrusu İzmir'de bir işim vardı. Sonrasında 2-3 gün biraz kafa dinlemek, biraz hava değişimi olsun dedim. Pazara gittim, pazardan kendim için zaruri ihtiyacım olan bu tacımı aldım. Eksik parçamı da tamamladım hayatıma artı. Unicorn tavşan olarak devam ediyorum. Espriler, şakalar bir yara. Kızılcık şerbeti team benimle misiniz arkadaşlar? Yalı Çapkın'a çok ağırlık verdi kızılcık şerbetini. Çok yorumlamadım. Ama şunu söyleyebilirim ki size. Gelecek bölümlerde olacaklar. Kızılcık şerbetinde yer yerinden oynayacak. Tahminlerimi, hipotezlerimi aktaracağım. Aynı zamanda kulağıma gelen duyumları da sizlerle paylaşacağım. O yüzden bütün Kızılcık Şerbeti fan club'a bu videoları elden ele yayalım. Kanalıma hala abone olmayanları da şurada bir tuş var, ona bastıralım. Bir yorum, bir beğeni sunalım. Ezgi Muğ'unuzda, tavşanınızda bir mutlu olsun. Ya bu nasıl bir tip ya gerçekten. Yaşıma yakışır bir hareket. Kendimden beklenen bir şey. Daha fazla geyik yapmadan videomuz başlasın. Şimdi arkadaşlar, ben buraya nasıl geldim, neden geldim, niye geldim merak edenleri hızlıca söyleyeyim. İzmir Mavişehir'de çok güzel bir klinik açılışı oldu arkadaşımın. Sonra dedim biraz gezeyim, tozayım. Gezerken de arkadaşlarımın da biraz içini açayım dedim artık. Çünkü bu deprem olayından sonra hepimiz çok depresif, çok fazla panik atak, kaygı bozukluğu yaşıyoruz. Biraz böyle elimden geldiğince sizleri keyifli vakit geçirmek, güzel enerjimi yansıtmak, biraz da olsun modunuzu yükseltmek için buradayım. O yüzden böyle şeyler yapıyorum diyormuş, yaşıma yakışmayan, şaka bir yana. İçimizdeki çocuğu her zaman canlı tutmanın önemini, şükretmenin, minnet duymanın ve anda kalmanın önemini tekrar sizlere hatırlatmak için bu tarz kamu spotu girişimlerim oluyor. Şimdi Kızılcık Şerbeti'ni şöyle söylemek istiyorum. Son zamanlarda artık Yalı Çapkın'ın çünkü o kadar tek düze ve sıkıcı ilerlemeye başladı ki ben çok baydım ya izlerken. Yani sürekli, daha geçen hafta bölümü yorumladım, spoiler verdim bu bölümde olacakları. Yine halvet yok. Yani iki tane ergenin, çok affedersiniz, halvetiyle dizi geçiyor. Kızılcık Şerbeti ise tam tersi. Benim için hem de bir sosyolog olarak çok fazla mesajı olan, bilmediğim konularla ilgili bilgi alabildiğim, öğrenebildiğim, bana vizyon katan ve gerçekten de keyif aldığım, izlerken zaman kaybı gibi gelmeyen, hem diyaloglarından hem insanların birbirine yaklaşımından çokça şeyler, dersler çıkardığım bir dizi. O yüzden Kızılcık Şerbeti'ni gerçekten severek izlediğimi söylemek istiyorum. Şu an en keyif alarak izlediğim 3 dizi var. Kızılcık Şerbeti, Aile. Ailenin bu arada hafta içi videosunu, gerçek hikayesini, duyduğum spoilerları, her şeyi anlatacağım. O yüzden bildirimleri açın. Kıvanç'la Serena yakmış geçmiş zaten enerji olarak ortalığı. Çok 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 güzel bir dizi gerçekten. Beni aldı, içine çekti. Kadro müthiş. Ve tabii ki Yargı. Ama Yargı da artık Pars Savcı'nın gitmesi vesaire derken çok gerçekten tadı kaçmaya başladı. O yüzden Kızılcık Şerbeti'nden devam edeceğiz. Ve favori 3 karakterim var. Alev, Nursema ve Ömer Bey. Ömer Bey gerçek başlarda daha beni etkiliyordu. Şimdi nedense evlenecek olduğu için biraz saldım Ömer'i diyormuşum. Ama Nursema ile Alev gerçekten Kızılcık Şerbeti'de izlemeleri doyamadım. Müjde Uzman zaten normalde de arkadaşım ve bu kadar doğal, kendini oynuyor gibi kız. Yani bu kadar müjde olamaz. İsmi değişmiş, Alev koymuşlar. İnanılmaz enerjisi geçiyor. Kendime en yakın, en benzettiğim karakter Alev olduğu için ve en sonunda Nursema ile birbirlerine bu kadar destek olması, özellikle Doğan'ın hamile başına Nursema'yı kurtarması falan. Yani gelin burada kamu spotu, sosyolojik çıkarımlar yapalım. Buna maruz bırakılanlarınız varsa, ailenizde bu tarz vardır, muhakkak vardır. Türkiye'nin acı gerçeği maalesef. Mantık evlilikleri ya da ailenin çocuklar için iyi olduğunu düşündüğü insanları görücü usulü birbiriyle evlendirmesi. Tabii ki burada faydalı, iyi giden evlilikler olmuş olabilir. Ama seven insanları ayırıp bunu yapmak gerçekten bana çok zalimce geliyor. Ve günün sonunda Nursema'yı adam itti ya, itti yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bundan sonra olacakları anlatayım arkadaşlarım ben size. Ama ondan önce şunu söyleyeceğim. Mustafa ile Sönmez teyze. İnanılmazsınız. Ve bunlar nasıl bir dünürlük müessesesi ki herkes birbiriyle eşleşmeye başladı gerçekten. En son Apo ile Alev. Apo dede. Apo dayı. Sen bizi nasıl ters köşe yaptın? Hiç o bıyığından, kelinden de mi utanmadın gerçekten? Yani sen nasıl kızın yaşındaki kadına, hem de bu kadar her şeyi prosedürüne uygun, her şeyi çocuklarına el alem ne der diye yaptırıp işte Allah'ın sopası yok.
Ben öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Bu hikaye gerçek hikaye diyorlar ama çoğu kurmaca artık. Yani ben gerçek hayatta böyle bir senaryoda dünürlerde Baldız Ömer'in. Yani Alev'le Apo'nun böyle bir aşka meyletmesi, Alev'in diğer çocuğu salması ki Evren mesajlarıma karşılık veriyor, tam istediğim gibi birini yolluyor derken böyle bir şey yaşaması. Babası yaşındaki bir insana ben hayranlık ve onun savunma ya da böyle koruma içgüdüsüyle yaklaştığını zannediyordum. Ama artık Stockholm sendromu dediğimiz güçlü olana karşı psikolojikman bir ilgi besleme, yönelme durumları oluyor. Ama gerçekten çok şaşırdım ve bundan sonra olacaklara başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, Nur Sema en son sahnede duydu ya babasını. Eline çok büyük bir koz geçti. Ve zaten çocuk onu ittiği için ne yapacak, edecek? Bu çocuktan boşanacak. Umut'la tekrar bir araya gelecekler. Bunu zaten hepiniz tahmin etmişsinizdir. Kaç bölüm sonra olacak bilmiyorum ama Nur Sema'yı artık daha ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen ve ailesinin karşısına dimdik durup hesap sorabilecek bir kıvamda göreceksiniz. Burada Doğan'ın annesinin adını unuttum. Onun, yani o tarafın, kız tarafının, dünür tarafının desteğiyle birlikte Nur Sema daha çok kişiliğine, özüne, ne istediğine ağırlık verecek. Umut'la da artık bir araya gelecekler. Ama Umut'la bir araya gelmeden önce bu son giren kızı bir kıskanma durumu söz konusu olup yine bir çetrefilleşecek olaylar belli ki. Çünkü anlamı kalmaz bu kadar basit olursa. Ama dizi genel olarak hızlı ilerliyor. Mesela Nur Sema'yı bir bölümde intihar değil de işte düşürdüler. Sonra hastaneden kaçırdılar. Ve Apo'nun bu olayı patladı. Şimdi çok fazla yan rolde insan olduğu için konuları da onların üzerinden de eşit dağıtmaya çalıştıkları için çok dengeli, bizi baymadan hızlı hızlı olaylar sebep sonuç ilerliyor. Bu yüzden de çok hoşuma gidiyor. Daha sonrasında Alev Apo'ya karşı biraz meyledecek içsel olarak ama bunun çok büyük bir tepkiselliği olacağı için tabii ki olaylar iyice karışacak. Yani Kıvılcım'la Ömer'in ilişkisi bu kadar güzel giderken Kıvılcım'ı sanki Ömer'in ailesini bilmiyor, dünürleri onlar değilmiş gibi Ömer'in cumaya gitme, namaz kılmasına bile garipsemesi. Yani pardon da Kıvılcım Hanım, yediniz içtiniz, aileyi zaten tanıyordunuz. Şimdi mi dank etti yani? Bir de ya, kızın evlenmiş. Sen dünüründen birisiyle evleniyorsun. Apo senin kardeşini seviyor. Dünyada, yeryüzünde başka aileler kalmamış gibi herkes birbirine tutunuyor. Yemin ediyorum Mustafa'yla Sönmez anneannede bir şey yaşarsa şaşırmam. Nilay açıkta kaldı. Nilay da mikser gibi ortalığı zaten karıştırıyor. Onun da antipatik bir gelin, gerçekten o kadar iyi rol yapıyor ki kadına antipati besliyorum. O kadar zaten iyi rol oynadığı için. Dengeli roller, insanların mesajları, özellikleri, sebeplerin bağlandığı sonuçlar, öğretici. Benim hoşuma gidiyor yani. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarım, Apo'nun Alev'le olan bu olayının bütün aile tarafından artık ifşa olması, öğrenilmesiyle birlikte büyük krizler başlayacak. Nur Sema bunu çok iyi bir koz olarak kullanacak. Umut'a dönmek için, boşanmak için bir şeyler yapacak. Ama sonrasında Umut'u belki bir kıskanabilir bu buket denen kızdan. Orada bir yine olaylar dönecek ve artık daha fazla aile bireylerinin özellikle Alev sayesinde belki Fatih'le Doğa ayrı evine çıkacak. Yani herkesin bir özgür hayatı yaşaması ihtimali ve opsiyonu açıkçası dizide yer bulmaya başlayacak. İkinci sezon gelecek diyorlar. Bakalım zaten böyle reytingler giderse. Çünkü Yalı Çapkın'ı bile geçti. Ki geçmekte çok haklı. Yemin ediyorum ben YouTube'da canlı yayın açsam ben bile geçerdim. Çünkü hep aynı şeyler artık. Yalı Çapkın'ı bu hafta yorumlamıyorum. Spoilerınız varsa yazın. Çok önemli spoilerları TikTok sayfamda Reels olarak, yani video olarak zaten hızlıca koyuyorum. Öyle bir şey yaparız arkadaşlar. Hafta içi aile dizisini yorumlayacağım. Yargıyı bu hafta bilmiyorum yapar mıyım. Bildirimleri açarsanız zaten video yükledikçe size mesaj gelecek. Daha fazla bildirimleri açın, abone olun demeyeceğim. İstiyorsanız olun. Yani şu tavşan kulaklarımı. Bu arada yüzüm gözüm mahvoldu ya. Sivilce bastı beni. Niye alerji olduğum gibi. Nazar mı? Bir okuyup üfleyeyim mi diyormuşum. Neyse, umarım içiniz açılmıştır. 10 dakikada olsa biraz böyle bu ortamı görmek. Bakın şuradan havuz var. Bu benim elim. İçiniz açılmıştır, keyifli vakit geçirmişsinizdir ve sağlığınız da iyidir umarım arkadaşlar. Zor günler geçiriyoruz, çok kaotik her şey biliyorum. Atlatacağız, düzeleceğiz inşallah be. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, spoilersız kalmayın. Bye bye.